Bakın biz Lozan'da neler verdik arkadaşlar. Lozan'da öncesinde kaybettiklerimiz. Kaç tane devlet var şurada? 64 tane devlet var. Bizden 64 devlet çıktı biliyor musunuz? Bakın Bulgaristan 545 yıl bizim idaremizde kaldı. Yunanistan 400 yıl, Sırbistan 539 yıl, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Slovenya, Slovakya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, şunları görüyor musunuz? 64 devlet çıktı bizden. 64 devlet. Ben Türkiye'de birinci sıraya yazdım ha. Türkiye de bizden çıktı. Türkiye şu son 10 yıldan beri bağımsızlığını kazandı. Türkiye son yıldan beri Avrupa'ya kafa tutabiliyor. Bize yıllarca yutturdular. Bağımsız, tam bağımsız Türkiye. Neresi bağımsız Türkiye'nin? IMF'nin başkanı Kotrelli geliyordu, sana tokat atıyordu. Öyle değil miydi? Biz şu 10 yıldan beri sesimizi çıkartabilmeye başladık Batı'ya karşı. Bakın yani şu tabloyu görüp vicdanı sızlamayan bir kişi var mı şu salonda acaba? Biz ağlarız ya böyle bir şeyde. Ama bir takım çevreler, bazı kişiler yani şundan gurur duyabiliyor ya. Şundan gurur duyabiliyor yani. Biz diyor Türkiye'yi kurtardık diyor. Ya kurtarmaz olaydı. Nalet olaydı. Şimdi bakın işte okuyun. 587 milyar dolar. Bak madde 59. Yunanistan savaş yasalarına aykırı olarak Anadolu'da Yunan ordusunu ya da yönetiminin eylemlerinden dolayı zararların onarımı yükümünü tanır. Öte yandan Türkiye Yunanistan'ın savaşın uzamasında ve onun sonuçlarından doğan parasal durumunu göz önünde tutarak onarım konusunda Yunan hükümetine karşı her türlü istemlerine kesinlikle vazgeçer. O zamanki parayla 5 milyar. Bakın 587 milyar dolar bugünkü parayla. Madde 129. Türkiye hükümeti tarafından tahsis edilecek arazi meyanında bilhassa Britanya İmparatorluğu için 3 numaralı haritada gösterilmiş olan Anzak denilen havali yani Arıburnu arazisi dahil olacaktır. Arıburnu bizim değil. Hayırlı olsun. Bunu televizyonda ben açıkladım. Murat Bardakçı kendini yırttı. Böyle bir şey yok diye. Anlaşma metnini çıkartınca sustu kaldı. O bile okumamış yani. Tarihçim diye dolaşıyorlar ortada. Okumuyorlar.